Sen şu çubukla yap. Ses alıyor mu? Aydınlık çekiyor ya. Var. Geçen ayarıyla biraz oynadım. Bluetooth'tan mı bağlanır? Wi-Fi. Hadi. Güzeldi. Yo yo yo, herkese saygılar, selamlar. Ben adamınız Mahmut. Bugün bayram dostumla yürüyüş yapıyoruz. Her gün yaklaşık 15, bugün 16. günümüz mü? Bugün 16. günümüz. Kampüsten şehir ışıklarına kadar yürüyoruz. Ve kaç? 7,5 kilometre. Evet, 1 saat 20 dakika sürüyor. Bugün de çıktık, yürüyoruz. Bugün size etrafı göstereceğiz. Nerelerden geçtiğimizi, ne badireler atlattığımızı göstereceğiz. Böyle. Başladık. Başladık, şu an gidiyoruz. Arada bir size böyle çevreyi de göstereceğiz. Nerelerden geçiyoruz. Bu da dostum Bayram. Biraz konuşmak Merhaba. İster misin dostum? Pek konuşkan biri değilim. Okey. Şöyle aşağı doğru inerken güzel bir manzaramız var. Biraz yavaş mı gidiyoruz ne? Şu an evet. Kamera. Tamam. Hızlanabiliriz. İşte meşhur Muş Ovası burası. Kocaman bir ovası var. Bunu işte ilkbaharda görmeniz gerekir. Yemyeşil böyle. İlkbahar, evet ilkbahar. Yağmurun yağışıyla beraber bazen böyle sis de kaplar her tarafı. Güzel bir sis ortamı da olur. Etrafta köyler falan var. Sakin bir yer. Fazla gürültüsü yok buranın. Şehre yaklaşık işte bir 10 kilometre uzaklıkta kampüs alanı burası. Şu hemen tepede gördüğünüz yerde kayak merkezi. Bazen millet kaymaya gidiyor. Sen gittin mi hiç kaymaya Bayram? Hayır. 4 yıldır buradayım, hiç gitmedim. Ben 10 yıldır hiç gitmedim. Ya korkuyorum şimdi, gidelim tarafı kırar mırarım. Vallahi. Tehlikeli biraz. Merkezdeki kar yetiyor ya. Fazlasına gerek yok. Aslında eğlenceli ama işte herkese göre değil kaymak. Arkamızda gelenler kimdi? Tanıyor mu? Hı? Kimdi onlar? Bilmiyorum. Tanımıyorum. Kayboldular ha. Gittiler. Evet. Kabinler birazdan. Biz yavaş gidiyoruz vallahi da. Bu ne çekeceksin? Şarjı yetecek mi? Ha, bataryam falan var. Yetenekleri getirdim ben. Hiç kapanmadan devam edecek. Orijinaline dönüştü. Etrafı gösterelim şöyle milleti. İstesinler kendilerini. Wild. Wild. Biz de amatörüz işte bu işte. Aynen çıkacağız. Bugün getirdiği, Sinan'ın getirdiği kamera 4K'ydı. Yarın bir bakayım nasıl bir şeymiş. Çok ağır, kocaman bir şey ya. Biz denedik onda da.
Yer aldık gibi sanki görüntü de. Meraman az önce bilgisayarı alma geldi basın yayından. Dedi biz daha önce hiç şey yapamadık. Canlı otu şekilde yapamadık. Bir kez yap. Arada bir tabii mola da veriyoruz hani. Bazen lavabo ihtiyacımız da oluyor yani. Olmuyor değil. Yani azizim 1 saat 20 dakika sürüyor. Ondan sonra 7,5 kilometre düşün artık. Arada bir mola herkesin ihtiyacı var. Biz de çıkıyoruz. Selfie. Evet evet adamım bayram. Hafta cuma günü. Artık aramızda yok izne çıkıyor. Aynen bir hafta yokum. Ondan sonra bir hafta izinli kendisi. Zaten ondan sonra kış. Evet. Bugün bile 4 dereceydi sabah. Ben de ondan bir hafta sonra çıkmayı düşünüyorum izne. Bakalım. Henüz karar vermiş değilim ama öyle planladım. İlkbaharda yaza tatile çıkmaktan çok güzel bir şeydir. Gidiyorsun mesela ormanlık alanlara gittiğin zaman çeşit çeşit yaprak döken ağaçlar vardı böyle her renkten böyle. Çok güzel bir ortamı vardır. Bu mevsimde bir de şey olur. Kuş burnu olur çok severim böyle. Evet. Yani her mevsimin kendine göre bir güzelliği var. Tabi burada mevsim biraz daha sert. Bakalım. Eksi 30 derecelerden bahsediyoruz. Neyse. Haftaya benim kemikler ısınacak en azından. 20 derecelere çıkacak bakarlar. Evet bizim bayram gidecek ısıyı depolayıp gelecek. Hemen yan tarafımızda da böyle atlar falan var, keçiler. Şöyle ileride kazlar var. Şimdi yaptığımız zaman... Aa, şöyle güzel çekiyormuş. Böyle niye çekmiş? Böyle çok iyi çekiyormuş. Yapıyorlar. Kazlar. Bazen böyle sürü şeklinde dolaşıyorlar. Trafik gitmeyebiliyor mu? Evet. Hani bazen mesela burada yürürken şeylere, koyun sürülerine denk geliyoruz. Hani mevsimi denk geldiğinde yeni doğanlara da denk geliyoruz. Buzaklar falan. Ondan sonra oğlaklar. Yani çeşit çeşit taze bebekler görebiliyoruz. Görmüşlüğümüz var. Evet, evet. Böyle. Geldi. Sessiz bir yolculuk oluyor genelde. Yani bir süre konuşuyoruz ondan sonra gidiyoruz, dalıyoruz yani yolculuğun tadını çıkarıyoruz böyle. Konuşacak bir şey varsa söylüyoruz. Yoksa ikimiz de günün verdiği yorgunlukla, hiç fazla da yorgunluk vermiyor da yorgunluk verse yürüyemeyiz. Yani. Şurası yoruluyor biraz. Kafayı yoruyor dediği gibi. Kafayı yoruluyor.
Gidelim oraya. Yerler böyle işte hani. Gübre, tezek. Hayvanlar geçiyor, inekler geçiyor, koyunlar geçiyor, keçiler geçiyor, kazlar geçiyor. Hala. Burada her tarafta neredeyse gübre kokusu var. Hayvan gübresi. Hani biz alıştık da. Yani. Yapılacak bir şey yok. Burası üniversite. Bayramsa dur şöyle çeksin seni. Şöyle dur şeyin yanında. Ya iyi böyle ya. 60 yılımız. Ha, 60 yılımız biraz. Ya bundan sonrası artık ana yola girdik. Bir tarafta köy, bir tarafta ova. Ova. Arabalar bir taraftan gidip geliyor. Kampüs artık arkamızda kaldı. Şehre doğru artık uzun bir yolculuğumuz başladı. Bazen yolun bu tarafında yürüyoruz, bazen de öbür tarafında yürüyoruz. Vay ne geçiyor. 16 gün yürüdük. Bayağı eğlenceli ve keyifliydi. Bayağı sakatlamalar yaşadık. Benim ayaklarım topladı, patladı, bayramda topu falan bayağı kanadı, evet. Su topladı, ondan sonra başka neler yaşadın? Vallahi tırnak battı falan. Ha tırnak battı. İşte biraz berisinde işte bir market vardı oradan bazen su takviyesi yapıyorduk, bazen de yara bandı takviyesi. Ta ki ayaklarımız pes edip bize boyun eğene kadar yürümeye devam ettik. Son işte 2 haftadır artık arıza marza yok neredeyse. Yani ya bu yolu bitireceğiz ya da bitireceğiz, başka yolu yok.
Ya. Şu anda acayip bir yufka ekmeği kokusu alıyoruz. Bu yakın yerlerde, bir yerlerde sanırım birileri tandırda tandır ekmeği yapıyor. Şöyle hemen koyunları görebilirsiniz. Evet, bizi gördünüz, yürüyoruz. Şöyle çevreyi tanıtalım şimdi. Çevre. Bu işte bize ileride hatıra kalacak bu video. Uzun bir mesafeyi büyük bir sabırla nasıl başardığımızı duyarız. Bostanlar falan var işte. Köylüler kendine bostan ekmiş. Mısır var, domates, biber, lahana, patlıcan dolduğu yerler. Bugün hava her zamankinden olduğundan biraz daha serin. Hava karardıkça biraz daha serin olacak. Evet.
Çok derin. Demek Erhan da canı çekmiş yürümek ha? Aynen. Gidiyorsun. Pek sanmıyordum yürüyeceğini ama. Hız. Öyle değil sana. Gözü kesmez. Üf, sineklerim. Evet, bir de bizim sinek problemi var. Şu an bizim bayramın başı dertte. Aynen. Sinekler. Burası da işte bahsettiğim market. Yol üzerindeki tek market. Bundan sonra market yok. Burada durdun, alışverişini yaptın yaptın. Yapmadın, ayva yedin. Ondan sonra yerleşim yok. Domates tarlası. Burası engebelli kaldırımlarla dolu bir yol. Ha, şehre kadar bu şekilde. Çukurlar, taşlar, toprak yollar. Ha, yolumuzda bir tane deli var. İleride bir tane deli var. Onu da atlatmak gerekiyor. Tehlike eşki teşkil etmiyor ama yine de dikkatli olmakta fayda var. Delinin kuvveti diye bir şey var. Bir koyar adamı. Benim ayakkabı bağcığım çözüldü. Dostum sen al, devam et, ben bağlayıp geliyorum. Eyvallah. Gün batımı işte, tadını çıkarın. Kızıl.
hemen sağ tarafımızda henüz herhangi bir insan rastlasına bu insan izine rastlamadığım bir sağlık ocağı var. Sağlık ocağı mıdır, sağlık mı, bir şeydir ama. Sağlık ocağı. Ha. Bugüne kadar hiç bir canlı görmedim orada. Üstüne dikmişler. Duruyor. Güzel bir bina ama bahçesi de güzel. Etrafını da güzel kapatmışlar da. İşte kimse yok. Belki de vardır. Bilmiyorum. Ben hiç görmedim. 5-6 senedir gidip geliyorum bu oyunu. Hiç görmedim. Ama olması lazım. Gitmiş olası. Söylemiş miydim 15 gündür bu yolu 7,5 kilometreyi yürüyoruz yani bu yolu hep yürüyoruz. 5 gün boyunca fire vermeden haftanın 5 günü yani geçen 3 haftayı full 15 gün iş çıkışında yürüdük. İş yoğun olsun olmasın, yorgun olalım olmayalım, kafamız ağrısını aramasın, hiç ara vermedik. Bugün 4. hafta. Pazartesi. Ekim. Mesaiye kaldığımızda bile yürüdük. Yani mesaiye kaldığımızda bile yürüdük. Ama çok güzel yanları var. En önemlisi sağlık. Temiz hava. Beden güç ve sıhhat kazanıyor. Daha nice şeyler var. Ha? Sallıyorum biliyorum. Tamam. Burası da Muş Ovası. Şur Muş Ovası.
bahsettiğimiz arkadaş geliyor. Bizim güzel arkadaş. Çak! Adamımsın. Nasılsın? Ne yapıyorsun? İyi misin? Neyse biz gidiyoruz, tamam, bırak beni. Görüşürüz. Çocuklar falan var. Dur bırak. Sağ ol. Biraz da köylü hanımların yaptığı tendürler falan var elleriyle. Biz tanıklık ettik yavaş yavaş yapma aşamalarını. En son bitirmişlerdi, kurumaya bırakmışlardı. Bakalım son durumu nedir? Şurada tendürler, el yapımı tendürler. Yani ben şahsen kendi adıma konuşayım, yürümeyi çok severim. Genelde koşuyorum. Ha, bu 15 gün boyunca ne kazandım? Ayaklarım güç kazandı. Mesela seneye, tamam mı? Seneye benim planım işe koşarak gelip koşarak gitmek. İlk ay boyunca tekrar yürüyeceğim. Ayakların alışması için. Ondan sonraki aylarda koşarak gelip gitmek çok faydalı olacak. Yani deneyeceğiz bakalım. Böyle güzel yerlerde namazı geçiyoruz. Bazen yolumuza köpekler de çıkıyor da Allah'tan bugüne kadar saldıran olmadı. Yani hani tedbirli olmadığımızdan değil. Bende biber gazı falan var. Gelirse gazı yiyecek. Şu an için böyle. Şu yamaçta bostanlar var, tamam mı? Çok güzel yerlere kurmuşlar. Orada sanırım çeşmeler falan da var. Kaynak sular da var. Şurada kocaman bir bostan var. Şurada da var. Şurada da var. İlkbaharda buraları görmelisiniz. Hem yeşil böyle. Bir ot biçilir şöyle. Tertemiz bir kokusu gelir. Of. Zaten kesilmeden yaklaşık 15-20 gün önce hani çiçeklerin, bitkilerin yaydığı güzel bir koku var böyle. Türlü türlü bir koku var böyle, bir karışım var. Müthiş. Tabii burası her zaman böyle asfaltlı değildi. Önceleri topraklıydı. Yarı topraklı, yarı asfaltlıydı ama böyle çıkık dökük, kırık dökük, paramparça, çukur mukur, taş maş, çakıl, her şey vardı. Hatırlıyorum o günleri. Motosikletim var, ben gelip giderken hep sıkıntı çekerdim. Bir kere de tekerleğim patladı bu köyün gerisinde. Öyle kaldım ortada. Az sonra işte bu yol yapıldı. Kampüs nedeniyle. Kampüsün yüzü suyu hürmetine diyelim, bu yol yapıldı. Tertemiz. Jilet gibi. Belediye bağlansa bu köy temizlenir. Muhtemelen belediye bağlı olmadığı için temizlenmiyoruz. Mesela benim kaldığım yer de köydür. Geçen
geçenden belediye bağlandı. Hemen hızlı bir şekilde altyapısını yaptılar. Lounge şeyini yaptılar, işte giderlerini falan yaptılar. Yakında su gelecek belediyeden. Önceden kendi kuyumuzda çekiyorduk. Bir motor sistemiyle Türkiye'ye dağıtılıyordu. Şimdi belediyeden gelecek. Böyle varımız da. Burası da yine bostan. Karanlık bastı. Basmak üzere daha doğrusu. Şurada bir tane koyun kalmış. Vallahi hasta mıdır, hamile midir, nedir? Ya da ölmüş müdür? Bacı! Bacı! Ses yok. Ondan sonra... Şu yamaçta koyunlar falan var. Bostanlar hemen yukarısında. Biz yolun karşısına geçiyoruz. Şu ileride jandarma falan var. Hani kameradan dolayı bizi şey yapmasınlar. Sıkıntıya sokmasınlar. Vallahi mutluyum yani. Bu mutluluğum böyle 15-16 gün boyunca hep sürdü yani hiç. Yani bir ara bacağım öyle bir sakatlandı ki. Ya geçen hafta sonu değil, ondan önceki hafta sonu bir ton odun, bir ton kömür, 15 torba da tahta taşıdım. Baldırlarım böyle var ya, sanki sopayla vurmuş gibi tam bir hafta boyunca emin ol, bir hafta boyunca ağrıdı böyle. Buna rağmen yürüdüm, hani sağlam adımlar atamadım ama seri adımlar atmaya devam ettim. O yüzden onu da atlattık. Şimdi bu geçen haftadan beri yani... Ne dedi? Cumartesi'den beri hiç ağrı yok. Tabii bu zaman zarfında ne yaptım? Hem sıcak hem soğuk duş aldım. Tamam mı? O baldırlara sürekli masaj falan yaptım. Ve bunu tüm hafta boyunca tekrarladım. Derken iyileşti. Yani yapmak yerine. Şurada inekler var. Bazen böyle başıboş. Yolun ortasında. Tüm Türkiye'de olduğu gibi. Her tarafta var. Hemen yan tarafımızda tren rayı var. Bazen tren geçer buradan. Bazen peşinde 30-40 tane vagon taşı çeker. Muşkarına geliyor. Şöyle ovayı tekrar göstereyim size. Ovanın tadını çıkarın. Şimdi burada sizin dikkatinizi bir şey çekmek istiyorum. Şurada Muş yazıyor ya. O Muş tabelası, tamam mı? Koronavirüsten önce Muş'un nüfusunu gösteriyor, tamam mı? Ne kadar nüfusu olduğunu gösteriyordu. Koronadan sonra, tamam mı? Bunun üzerine ya bant çektiler ya da boyadılar. Sadece Muş kalmış. Artık siz düşünün. Yani artık nüfus bilinmiyor burada. Şehrin ışıklarını yavaş yavaş yaktılar şöyle. Yanıyor şöyle. Thank you.
Ya bizim için çok heyecan verici, güzel, yani gurur duyduğumuz bir hareket oldu bu. Yani herkesin yapabileceği bir şey yok. Bazıları bir gün yapıyor, diyor ki ya sizin yol bitmiyor. Yani şahsen bu yol artık bana kısalıyor. Şu anda mesela savuk olacağından korkuyordum ama şu an tamam mı? Bir Meltem havası var. Güzel güzel esiyor. Müthiş bir şey. Yani şu anki rüzgar tamam mı? Vücuduna adeta böyle okşuyor, yalıyor. Yani bir an için keşke bu yol bitmese dediğim de oluyor. Geçen hafta tamam mı? Bak geçen hafta. Bunu söyleyeyim mi bilmiyorum ama pazartesi cuma akşamına kadar açlık yaptım. Yani hem açlık yaptım hem yürüdüm. Yani sadece su içtim. Sabahları kahve tamam mı? Sütsüz, şekersiz, sade kahve. Sıcak duş, soğuk duş, ardından işe geldim. İş temposu devam etti. İşten çıktıktan sonra yürüdüm ta eve kadar. Ondan sonra ertesi gün bunu tekrarlamaya devam ettim. Bu hafta da yapıyorum. Şu anda da açım. Bugün pazartesi. Cuma gününe kadar kendimi tutacağım. Geçen hafta 2 kilo kaybettim. Bu hafta da bilmiyorum kaç kilo kaybederim. Yani güzel gidiyor. Açlık yani sandığınız kadar korkutucu değil. Denerseniz kazanırsınız. Bayağı eğlenceli, bayağı keyiflidir aslında açlık. Tokken ne gibi duygular yaşadığınızı, açken ne gibi duygular yaşadığınızı, tokken ne gibi duygular kaybettiğinizi, açken ne gibi duygular kazandığınızı diye. Bunu tecrübe ettiğinizde şaşıracaksınız. Şu an açım, o yüzden fabrika ayarlarında memnunuz, tam konuşamıyorum. Yani evet, devam ediyor. Bakalım. Bazen yolumuzda böyle lağım çukurlar da oluyor açık. Dikkat etmesek düşeriz. Hemen yan tarafımızda jandarma var. Biz genelde oradan geçiyoruz da bugün elinde kamera olduğu için. Ya biraz çekindim açıkçası. Arkada Sen orayı niye bir şey yaptın?
Yol böyle. Daha geride cam var. Şarjını bitirelim. Mahmut Pala. Mahmut Pala. Ha, siyah beyaz bir resim var. Siyah beyaz bir resim var. Kara kalem resmi gibi. Ha ha. Aynen. Güzel sanatlardaki yeğenim yaptı onu. Yarın editleyip yükleyebilirim. Yarın. Aha. Basın yayının şeye sıkıntı çıkarmazsa. Sıkıntı
Şu anda burada iyice karanlık bastı. Evet, şu anda karanlık. Tam olarak karanlık da sayılmaz işte, karanlık. Güneş gitti yani, şafak da gitti. Şu an basıyor. Bazı yerlerde yol ışıkları yanıyor, bazı yerlerde yanmıyor. Burada yanıyor, şurada yanmıyor. Onlar sinekler yanıyor, bazıları yanıyor, bazıları yanmıyor. Hemen her gün yanından geçtiğimiz çakı fabrikası harıl harıl çalışıyor. Buna her yer toz. Evet, toz ama o ciddi bir toz değil bu ya. Hani halalanan bir toz değil. Yerlere toz var. Yerlere sert bastığında toz çıkıyor. Yumuşak basıp devam ettiğinde fazla toz yok. Bu tarafta toz yok. Yan tarafta çok toz var. Yani bu yol temiz gibi, şu taraf biraz daha tozlu. Şurada kepçe çalışıyor. Gece mesaisinde herhalde. Şurada bir tane köpek var. Ama bu uysal bir köpeğe benziyor.
Evet. Nasıl bayram? Keyif alıyor musun yolculuktan? Gayet iyi. Konuş biraz dostum. Erken karardı. Ha evet. Bugün nedense erken karardı ya. Daha ileride ışıklar yanıyordu. Ha yani biz bayramın bahsettiğimiz şuralara vardığımızda ışıklar ondan sonra yanıyordu. Burayı köşeye geçtikten sonra. Ama kontrol noktasını falan geçiyordu. Evet. Ama en azından yolumuzu aydınlatan ışıklar var. Yani yıldızların ışığı buraya ulaşmasa da şehrin ışıkları yolumuzu aydınlatıyor. Mesela siz şu anda izlerken aydınlık olarak görebilirsiniz. Bu kameranın şeyidir. Özelliğidir yani. Aydınlık olarak gösteriyor ama aslında karanlık. Ama öyle ciddi bir karanlık da değil tabii. Haydi bakalım. Sol tarafımızda Çakıl tepeleri var. Yaşanası yok değil mi? Vallahi hiç hatırlamıyorum ya. Lahanalar çıktı mı acaba? Çok özledim ya lahanaları. Bugün hava 18 derece mi? Aa güzel. Bugün fazla soğuk değil ama ya. Bundan yaklaşık bir hafta önce çok soğuktu. Kollarımız üşüdü. Ondan sonra kolluları giymeye başladık. Dikkat edersin ben de kolluyum. Bayram da kollu. Ama sonraki günlerde nedense hava ısındı ya. Yoksa bana mı öyle geliyor? Ya da alıştık artık. Belki tempo. De alıştık ya. Yani neredeyse ellerimizi kollarımızı hissedemiyorduk o soğuktan. Gelgitler mi oluyor? Ne oluyor artık? Tam olarak çözemeyeceğiz. Çözemeyeceğimiz doğaüstü olaylar oluyor. Şurada bir duvar var. Her zaman orada yürüyorduk. Bazen oradan bazen burada. Orada yazılar yazıyor böyle. Bir ara benim de aklımdan geçmedi değil. Bayram ve Mahmut bir ay boyunca 150 kilometreyi hiç fire vermeden yürüdü. Yo, yazmayı düşünmedim değil. Challenge. Biz hep buradayız. Muş altmasla. Yo. Yani kimseler olmasa da bu yollarda hep biz vardık. Az kaldı ama ya. Son haftadayız. Biraz içimiz buruk. Yani ben gerçi belli olmaz ya. Bende izne ihtiyacım var yani ya. Kafa gidik. İzne ihtiyacım var. Ben kaçıyorum. Bayram Antalya ya. Ben de Van'a. Biri sıcak yere, biri soğuk yere. İşte öyle. Ama dediğim gibi sonbaharda da gezilir yani. Ormanlık yerler hele bir daha da yapraklar dökmeye başladığında nemli ve sonbahar. Müthiş. Yaşamak istediğim şehirlerden biri de Rize. Nemli, yağmurlu, ormanlık, dağlar, macera dolu. Tamam ya, şu duvardan yürüyecektim. Ben şu duvardan yürüyecektim. Oraya varma, ben önce de aklımdaydı. Nedense unuttum.
He? Benim mola yerini kes. He. Yok, keseceğim birkaç yer daha çıkaracağız ya. Orayı çıkarırız. Evet. Kaybettim bari, çıkarız orayı. Evet. Ay, bir 20 dakika var herhalde. Aa, var. Aslında bu kameraya bir tane ekran koysalardı buradan görürdük, biliyor musun? İkide bir elimi kontrol ediyorum ki. O kadarını sağlayabiliyorsun ama. Ya o da iyi de. Olacağım. Mini bir ekran. Burada her zaman senin köpek olur. Dur bakalım var mı daha? Şurada bağlı bir köpek var. Şurada sıkıntı olmaz. Şöyle yapacağım. İleride kontrol noktası var. O yüzden biraz tedirginiz. Cezamıza çıkmasın bize. Evet. O yüzden kamerayı biraz küçülteceğim şöyle. Selfie çubuğu biraz indirdim şöyle. Bizim bayram yine maskeyi taktı. Ne diyorsun? Bizim bayram yine maskeyi taktı. Tak tak. Haberimiz de takılı olsun. Ya şimdi bu korona, tamam mı? Bir çeşit grip. Anladın mı? Ölü köpek. Ölü yavru köpek. Neyse. Bayram ürküttü beni. Ha ya, benim orada da çok var. Yazık olmuş. Yani. Sıçtım.
Arçaya geçecek. Burada askeriye var ya. Evet. El salla, el salla. Hadi el salla. Kameralar seni çekiyor. Hadi el salla. Yo yo yo. Ben de bayram. Gece çıktık. Şehre doğru gidiyoruz. 7,5 kilometre. 16. günümüz. Yo yo. Gökte yıldız var. Kamera yakalar mı bilmiyorum ama. Gökte yıldızlar var. Şimdi şehre doğru. Serin hava doğrudur. Evet, bayram usta, ne söylemek istersin? Bugün de bitirdik. Yani az kaldı.
güzel bir yürüyor işte. Şehre yaklaştık ya, gerçekten hava soğuyor. Hakikaten öyle. Şu an bak serin. Az önceki Meltem gitti. Ha? Geçtiğimiz köyün adını söylemedim. Az önce ilk başta. He. Acmanuk. Acmanuk, evet. Onu biraz da sen ekleyecektin işte. Sen konuk oyuncu değilsin. Sen de başrol derlersin. Söyledim ama çok konuşmam diye. Ve buradan 2 kilometre daha var. Evet, Bayram bundan sonraki yolu da yürüyor. Ben hemen karşıya geçip servise binip kaçıyorum. Ama o hala yürüyor. O 10, bugün 16. günü o sürekli o şekilde yürüyüp gitti. Yani benim 7,5 kilometrem, onun 9,5 kilometre her gün. Öyle yani. Adamın öyle cüssesine bakıp şey yapmayın. Adam yaman adam yani. Seni başaramadıklarınızı o başardı. Evet, evet. Lale Parkı burada. Şurası mı? Evet. Sanırım ya. Işıkları yanan Lale yer. Lale Vadisi miydi? Neydi buraya? En iyisi Lale Dünyası diyelim kalsın. Ben de bir şey. Evet. Bizler, bizler. Zendermeler, 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 zendermeler. Ama yalnız var ya, çayı çok özledim ya. Ne? Çayı özledim. Sen aramıyorum. Gün boyunca çay içmedim, sabah da içmedim. O yüzden çay çay, illa da çay. Arada kahve içtim. Sana zoom yapıyorum. Evet.
seviyorum ya. Ha. Yani ışığın olmadığı yerde zar zor görünüyoruz. Ama da ben pis görünüyor. Evet arkadaşlar, bu köşede bayramı uğurluyoruz. Her gün yaptığımız bir adetimiz var. Görüşürüz. Ne iyi bak. Evet, şu anda şehre geldik. Şu an karşıya geçmem lazım. Evet, benim için koşma vakti. Karşıdan servisi bekleyeceğim. Evet. Tam vaktinde geçtim. Bundan sonra servisi bekleyeceğim. Servis geldiğinde atlayıp eve doğru. Bugün pazartesi akşamı. Neredeyse hiç ağrı yok. Tamam. Buraya kadar. Evet. Ondan sonra servisi bekleyeceğim. Dinleyin. Abone olup yorum bırakmayı unutmayın. Sizin nasıl bir yolculuğunuz oldu? Siz ne yapardınız? Paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz.